konsol uygulaması oluşturma. Programlamanın doğuşundan beri komut tabanlı uygulamalar kullanılmaktadır. Windows işletim sistemi görsel olsa da hala komut satırı uygulamalarını desteklemektedir ve bu yüzden Visual Studio çeşitli programlama dilleri için konsol uygulama şablonlarına sahiptir. Bu ders için şekildeki proje dosyasını açın. Projedeki program CS dosyasına çift tıklayın ve kod penceresini görüntüleyin. Bu dosya tüm .NET uygulamaları için giriş noktası olan Static Void Main kısmıyla başlamaktadır. Konsol uygulamaları standart giriş, çıkış ve hataları içerir. Eğer standart olarak ekrana çıkış yapmak isterseniz Cancel Write veya Cancel Write Line komutlarını kullanabilirsiniz. Bu iki komut arasındaki ana fark, Cancel Write Line komutunun metni ekrana yazdıktan sonra emleci bir alt satıra geçirmesidir. Şekildeki kod satırını yazarak ekrana bir metin yazdırın. Bu uygulamayı çalıştırmak için Debug menüsündeki Start Debugging komutu kullanılır. Komuta tıkladığınızda program derlenecek ve çalıştırılacaktır. Fakat bu işlem çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden sonucu ekranda göremezsiniz. Uygulamanın ne yaptığını görmek için Debug menüsünden Start Without Debugging komutu kullanılmalıdır. Uygulama çalışacak ve sonuç ekranda görüntülenecektir. Klavyeden bir tuşa bastığınızda uygulama ekranı kapatılacaktır. Pencerenin kapatılmasını kontrol etmek için Cancel Readline komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut klavyeden giriş yapılmasını bekler ve Enter düğmesine basıldığında devam eder. Şimdi şekildeki gibi bir değişken oluşturun ve Readline komutunu kullanarak değişkene değer ataması yapılmasını sağlayın. Debug menüsündeki Start Debugging komutunu veya klavyeden F5 tuşunu kullanarak uygulamayı çalıştırın. Uygulama penceresinde klavyeden bilgi girişi yapıp Enter tuşuna tıkladığınızda girilen değer değişkene atanmış olur. Şekildeki kod satırlarını kod bloğuna ekleyin. Bu yazılan kod bloğu ekranda oluşturmak istediğiniz dosya adı ve türünü size sormaktadır. Girilen dosya adı ve türüne göre yeni bir dosya oluşturulmuştur. Dosya içine şekildeki metin yazılır ve dosya ne uygulamasıysa o uygulama çalışarak açılacaktır. İlk satırdaki kodla konsoldaki yazı rengi sarı olarak ayarlanmıştır. İkinci satırda ekrana bir metin yazdırılmış ve bir sonraki satırla klavyeden girilen değer file name değişkenine atanmıştır. StreamWriter nesnesi bir dosyaya yazı yazmak için kullanılır. .NET sistemi process adında bir sınıfa sahiptir. Herhangi bir uygulamayı başlatmak için bu sınıfı kullanabilirsiniz. Burada belirtilen dosya ismine göre bir uygulama başlatılacaktır. Örneğin dosya ismi olarak DemoXLS yazarsanız Excel açılacaktır. Bu uygulamanın nasıl çalıştığını görmek için F5 tuşuna basın. Dosya ismi olarak DemoTXT yazın. Bu bir metin dosyasıdır. Başlatıldığında Notepad çalışacaktır. Gördüğünüz gibi çıkış yapılan metin dosyanın içerisine başarıyla girilmiştir. Bu pencereyi kapatmak için Enter tuşuna basın. Bir konsol uygulaması oluşturmanın ana sebebi standart ekran hariç kullanıcı arayüzüne ihtiyaç duymayan bir yazılım oluşturulmak istenmesidir.